İbrahim Karagül İran'la yeni Doğu Cephesi ve Arap İttifakı'nın çöküşü, Suudi Arabistan Türkiye'ye muhtaç. Bir önceki yazıda, Papa'nın Irak ziyaretini, bunun sembollerini, Sistani ile görüşmesini tartışmış, özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra İran'ın korkularını da provoka ederek, Türkiye'ye karşı bu sefer İran'la yeni Doğu Cephesi mi kuruluyor diye sormuştum. Buradaki sorgum yeni Amerikan yönetiminin İran'la ilişkileri yumuşatma ve Yemen savaşında Suudi Arabistan'a desteği kesme kararı hemen ardından Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin balistik füze ve İHA saldırılarının anormal ölçüde tırmanması, daha önce kurulan Türkiye karşıtı Arap cephesinde kafa karışıklığının başlaması, bunun sonucu olarak Mısır-Türkiye ilişkilerinde yumuşama sinyalleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Türkiye karşıtı tavırlarının zayıflaması sonrası arayışlarla bağlantılıydı. Terörle çevrelemeden sonra devletlerle kuşatma dönemi. Çünkü Amerika ve Avrupa'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütleri üzerinden Akdeniz'de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Yunanistan üzerinden Türkiye'yi çevrelemeye dönük çok büyük bir proje uyguladığı artık çok açık. Net bir bölgesel uzun vadeli hesap olduğunu biliyoruz. Bunu yaşadık, yaşıyoruz. Son yıllarda en büyük mücadeleyi bu alanda veriyor. Bu kuşatmayı yarmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi terörle çevrelemeden sonra devletlerle çevreleme aşamasına geldiğini görüyoruz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yardık Doğu Akdeniz ve Ege'de boğuşuyoruz. Şimdi bir de doğu kapısından çevreleme gibi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Batı, Araplara da İran'a da Türkiye korkusu pazarlıyor. Türkiye çok dinamik, diri, güçlü, hedefleri olağanının kendi yolunu çizmiş, içeride ve dışarıda bunun sancılarıyla yüzleşen 21. yüzyılın yükselen gücüdür. Dostları da, düşmanları da şimdi bu gerçeğe göre pozisyon almaktadır. Batı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerine de İran'a da Türkiye korkusu pazarlayarak yeni güç denklemleri şekillendirmeye, yeni ittifaklar oluşturmaya, yeni bölgesel cepheler kurmaya çalışıyor. Önce Irak'tan sonra Suriye'den kuşatma Hatay bile gidecekti. Bunun için şu ana kadar ne yaptılar? Önce Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerini besleyip Türkiye ile savaşa soktular. Irak'a açılan bütün kapıları kapatmak istediler. Terör kuşağının ilk adımını attılar. Sonra Suriye savaşıyla Türkiye'nin en uzun sınırına bir terör kalkanı oluşturdular. Dünya tarihinde ilk kez bir devlet, Amerika, bir terör örgütüyle PKK-YPG ile resmen ortaklık kurdu. Suriye'den çevreleme de tamamlanınca İran sınırından Akdeniz'e kadar çevreleme haritası tamamlanacaktı. Tabi bu arada Hatay da bu kuşağın içinde kalacaktı. Türkiye bu kuşağa müdahale edip uygulanamaz hale getirmeseydi Hatay krizi patlayacaktı. Arapların neden Akdeniz kuşatmasına kattılar? Ardından çevrelemeyi Doğu Akdeniz'e kaydırdılar. İsrail, Fransa, Yunanistan'la birlikte bazı Arap ülkelerini de Doğu Akdeniz cephesine kattılar. Doğalgaz kaynakları üzerinden bir jeopolitik harita uygulanıyordu ve bu haritanın Akdeniz ayağı e başlatılıyordu. Batı Türkiye'yi Akdeniz'den kuşatıyor algısının bölgesel reaksiyona yol açacağını bildikleri için bir Arap cephesi kurdular. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Mısır öncülüğünde oluşturulan bu cephe Akdeniz'den kuşatma planının merkezine alındı. Arap cephesini aynı zamanda hem Libya'da hem Kuzey ve Orta Afrika'da Türkiye'nin karşısına sürdüler. Türkiye güneyden hem karadan hem denizden hareket edemez mesale getiriliyor. Bunun bir İslam medeniyet çatışması algısı oluşturmaması için de koalisyona Müslüman ülkeler dahil ediliyordu. Çevreleme haritası Ege'ye ve Doğu Avrupa'ya genişliyor. Bu formatın aynısını içeride uyguladılar. Kimliksiz bir muhalefet bloğu inşa ettiler. Bunu bir it cephe olarak dizayn ettiler. Çevreleme haritasını Doğu Akdeniz'den sonra Ege'ye, adalar çevresine, daha sonra da Doğu Avrupa'ya doğru genişletmeye başladılar. Bu sefer Ege'den ve Bulgaristan, Romanya'ya uzanan bir batı cephesi oluşturmaya, batı kapısını kapatmaya yönelik askeri hareketlilikler başlattılar. Ege ve Yunanistan'daki askeri yığınağın da Türkiye'yi sınırlama, durdurma amaçlı olduğu gerçeğini artık bütün netliğiyle görmek lazım. Suudi Arabistan Yemen savaşını kaybeder, yıkımın eşiğine gelir. Amerika ve İsrail, İran korkusuyla Arapları, Türkiye korkusuyla Arapları, Türkiye korkusuyla İran'ı yeni oluşumlara zorluyor. Bu korkular üzerinden bir üst hesap yürütüyor. O hesapta bölgesel derin bir kamplaşma, çatışma ve coğrafyanın mahvoluşudur. Arap cephesinin öncü ülkesi Suudi Arabistan Türkiye korkusuna yenildi. Amerika ve İsrail'in kendini güvende tutacağını düşündü. Ama şimdi Yemen'de yalnız bırakıldı. Yemen savaşı bu ülkeyi imhanın eşiğine getirebilir, dağıtabilir, çökertebilir. Son günlerde ardı ardına balistik füze saldırıları, İHA saldırıları, Suudi petrol tesislerini ve şehirlerine hedef alıyor. Bunun zamanlaması önemli ve tehlike Suudi Arabistan için çok büyük. Bu savaşı kuvvetle muhtemel kaybedecek ve çok yara alacak. Arap cephesi çöktü, Türkiye ne yapabilir? Arap cephesi ve Suudi Arabistan için tehdit Türkiye değil. Tehdit görünürde İran ama asıl Amerika ve İsrail'in yeni coğrafya dizaynıdır. Riyad, Türkiye korkusu zaafı yüzünden köşeye sıkıştı. Bugünkü tablo bile ilk büyük fırtınanın Suudi Arabistan'ı hedef alacağının göstergesidir. Bence Arap cephesi çöktü. Türkiye'yi hedef almaya devam etmeleri kendilerinin bir yıkıma, yalnızlığa, saldırılara daha açık hale getirecek. Riyad yönetimi asıl tehdidin batıdan geldiğini algıladığında Türkiye'nin desteğinin önemini hazin bir şekilde fark edecektir şu an bile Türkiye Suudi Arabistan'ın bu bataklıktan kurtaracak tek ülkedir. İran'la ya da Şii blokuyla mezhep yeni bir doğu cephesi kurma hesabı da aynı şekilde hüsranla sonuçlanacaktır. Umarız İran ve çevresi Arap cephesinin yaşadığı çıkmazlardan ders alır ve bu maceraya girişmez. Bunun nasıl bir üst bölgesel hesap olduğunu erken görür. Türkiye'ye karşı kurulan her ittifak başarısız oldu. Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Kafkasya'da kuşatmayı yardığı gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yarmayı bilecektir. Çünkü Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör kalkanı çöktü. Kafkasya'da Türkiye ve Rusya'yı devreden çıkarıp Batı Cephesi kurma planı çöktü. Türkiye'yi bütün bölgede durdurmak için kurulan Arap Cephesi çöktü. Türkiye'yi durdurmaya dönük büyük hesap için sahaya sürülen her örgüt, her ülke kaybediyor. Terör kalkanı da olsa, ülke kalkanı da olsa bu çevreleme için sahaya sürülenlerin tamamı kaybedecek. Şu an Yunanistan'ın kaybedişini izliyoruz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Mehmet Beyhan, Akdeniz ve Gelecek. Birçok kaynakta insanoğlunun denizdeki jeopolitik mücadelesinin ilk kez Akdeniz'de başladığı belirtilir. Akdeniz'in üç kıtanın kesiştiği bir noktada olması ona eşsiz bir konum biçer. Akdeniz imparatorlukların, dinlerin mücadele tarihi olmakla birlikte her devirde kıyısında bulunan ülkelerin rekabet alanı ve geleceği olmuştur. Tarih boyunca devletlerin rekabet, gerilim ve işbirliğinin en çok yaşandığı merkez Akdeniz olmuştur. Günümüzde Arap Baharı ile birlikte başlayan iç karışıklıklar toplumsal yarılmalara ve Müslümanların topluca acı çekmesine neden olmuştur. Akdeniz'in kıyısına vuran bebek cesetleri yaşanan acıların somutlaşmış halidir. İşte bu nedenlerden biri de Akdeniz'de keşfedilen zengin enerji kaynaklarıdır. Akdeniz'in kıyısında bulunan ülkelerin kanı ve kaynakları üzerinde saltanat kuranlar bu acıların yaşanmasına neden olan sömürgecilerle onların tayin ettiği diktatör rejimlerdir. Sömürgecilerin varlıkları ve gelecekleri diktatör rejimlerine bağlı olduğu için onları korurlar. Varlıkları diktatörlere bağlıdır çünkü diktatörler sayesinde ülkelerin kaynaklarına sahip olurlar. Gelecekleri diktatörlere bağlıdır çünkü diktatörler kötü yönetimleriyle halklarının sefaletine neden olurlar. Bu da hem sömürgecilerin iyi görünmesini sağlar hem de ülkelerini cazip gösterir. Böylece insanlar geleceklerini orada aramak için Akdeniz'e boğulurlar. Halbuki Batı'da gelecek arayanların geleceği içinde boğuldukları Akdeniz'dedir. Ancak diktatörlerin uyguladığı zulüm onlara kaçmaktan başka çare bırakmamaktadır. Bir Akdeniz ülkesi olan Suriye, rejimin uyguladığı zulüm nedeniyle boşalmaktadır. Peki gelecekte işgal altındaki Golan tepelerini kim kurtaracak? Suriye rejimi bunları düşünüyor mu merak ediyorum. Akdeniz'in jeopolitik konumu üzerinde taşınan ticari ürünler nedeniyle her zaman bölgesel ve küresel hakimiyetin mücadele alanı olmuştur. Ancak son yıllarda zengin enerji kaynakları keşfedilince sömürgeciler Akdeniz'in geleceğini karartmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekir. Fikirlerine önem verdiğim, geçmişte Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış siyasi bir partimizin liderinin bir Yunan gazetesine verdiği demeçte, Erdoğan ülkesini Avrupa'dan uzaklaştırdı diye şikayet etmesini üzülerek okudum. Halbuki Türkiye Avrupa'dan uzaklaşmadığı tam aksine Avrupa Türkiye'den uzaklaşmaktadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışan Avrupa değil midir? Akdeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye'yi yok saymaya çalışan, kaçan darbecileri barındıran Avrupa değil midir? Akdeniz'in üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak, geleceğimizi, Haklarımızı korumak için farklı siyasi partilere mensup olsak da milli meselelerde bir ve beraber olmak zorundayız. Mehmet Beyhan Milat